bir zamanda olan olağanüstü genel kurul çalışmasından dolayı bu tanıtma toplantısını yapmak lüzumu doğdu. Tanıtma toplantısı dediğimin sebebi şu. İçimizde kooperatife yeni katılanlar var. Eskiden beri kooperatif üyesi olanlar var. Ama o günden bu yana kooperatifteki gelişmeleri inanıyorum ki %90'ı bilmiyor. Ben dilimin döndüğü kadar, gücümün yettiği kadar size bunları anlatmaya çalışacağım. Ben efendim 25. olağanüstü genel kuruldaki yapılacak oylama için propaganda konuşması yapmak istemiyorum. Bu kooperatifte geçmişten beri yapılanlar var. Hepiniz biliyorsunuz. Yapılmış olanlar. Bugün yapılması gerekenler var. Yarın yapılması gerekenler olacak ve bu hayat devam edecek. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ta başlangıçtan bugüne kadar bu kooperatife hizmeti geçenlerin en küçüğünden en üst kademesindeki şahsa kadar hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Müsaade ederseniz sizler adına da teşekkür ediyorum. Şimdi ben konuşmamın asıl kısmına geçmeden önce kısacık grup arkadaşlarımı kendimi takdim edeceğim ve grup arkadaşlarım kendilerini sizlere takdim etsinler. Ondan sonra konuya geçelim diyorum. Değerli komşularım, benim adım malum biliyorsunuz ama yine de söyleyeyim, Tevfik Baltacı. Ordu, Ünye doğumluyum. Baba tarafım Erzincan Kemah. 1870'lerde göçerek Karadeniz'e gelmiş bir ailenin torunuyuz. Anne tarafım Trabzon Sürmene kökenli. Ünye'ye üyeler, komşularım, adım Halim Bölükbaşı. Malatyalıyım, 1955 doğumluyum. Harita mühendisiyim. İlkokul köyde, ortaokul kazada, lise Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi, üniversite Yıldız Üniversitesi. Yıldız'ı bitirdikten sonra görev olarak devlette 72 yılında teknisyen olarak kendi kazama tayinim çıkmıştı. 2 ay çalıştım. Üniversite sebebiyle İstanbul'a geldim. İstanbul'da üniversitedeyken Yenibosna Belediyesi'ne girdim. Gece bölümüne geçmek istedim. Gece bölümüne geçemeyince bir 3 ayda Yenibosna Belediyesi fen işlerinde çalıştım. Ondan sonra geçemediğimden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. 78 yılında üniversite bittikten sonra Çatalca Tapu Fen Amiri olarak görevlendirildim. 81 ihtilalinde Gelibolu Bölgesi Milli Park nedeniyle bölge kontrol mühendisi olarak tayin edildim. 82 sonunda kendi isteğimle kurum değiştirerek Sular İdaresi İSKİ Etüt Plan Proje Baş Mühendisi olarak orada göreve devam ettim. 85 yılında istifa ederek kendi iş yerimi kurdum. Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Avcılar, Beylikdüzü bu bölgede plan, proje bir takım uygulamalarda bulundu. İmar uygulamaları. Ve bu bölgede yine mahkemelerde bilirkişilik yaptım. Daha sonra da siyasi hayatım oldu. Kıraş'ta belediye başkan adayı oldum.
Esenyurt'ta 89'da yine adaydım. 2002 yılında DSP'de milletvekili adayı oldum. Türk Hava Kurumu Büyükçekmece Şube Başkanlığı yaptım. STK'ların birçokunda yine yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Bunlar da Esnaf Odası, İmar Vakfı, yine o bölgede bulunan Küçükçekmece Sanayi ve İş Adamları Derneği. Yani birçok kuruluşlar var. Bunları es geçeceğim. Değerli arkadaşlar, Nevzat yönünde konuya oldu. Mesudiye doğumlu, Mesudiye 55 doğumluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 20 yıl çeşitli kademelerde görev aldım. 2001 yılında emekli oldum. 93 senesinde de buraya yerleştim ve burada duruyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler. İsmim Fikri Erarslan. Matematik öğretmeni, emekli matematik öğretmeniyim. Çeşitli ortaokul ve liselerde matematik öğretmenliği ve idarecilik yaptım. Bir dönemde belediye başkanlığım var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Talip Tacalan, Türkiye'liyim. İyi günler. Merhaba komşular. Ben 1965 Balıkesir doğumluyum. İsminiz? Nefise Sevinç. 22 yıl tekstil üzerine işletmecilik yaptım kendi iş yerimde. Şu an evdeyim. İki çocuğum var. Orjan'la 93 yılında tanıştım. 2000 yılından beri yaz kış anlamında buradayım. Orjan'ın iyi halini, kötü halini, her halini biliyorum. Orjan'ı iyileştirmek için arkadaşlarla toplandık. Sizlerin de yardımıyla inşallah bunu başaracağız. Teşekkür. Hoş geldiniz arkadaşlar. Adım Sait Yılmaz. 18.06.1957 Sürmüne Trabzon doğumluyum. Ege Üniversitesi Maliye Muhasebe Bölümü mezunuyum. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Karabük Demir Çelik Fabrikaları, Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde çalıştım. Hepinize teşekkür ederim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tanıtma faslını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar, konuşacağımız konuların öncelikle size bir dispozisyonunu vereyim ki ileride ona göre sorularınız olabilir. İleride gelecek olanlar dispozisyonda olduğu için önceden sorma lüzumu doğmaz. Size vurgulamak istediğim hususlar sırasıyla şöyle. Orjan'ın kuruluşu, Orjan hakkında bugüne kadar olan bilgiler, İnönü Caddesi'nin bugünkü haline gelişi, kooperatifin, hep aranızda konuşursunuz, bu kooperatifin feshedilmesi, edilememesi tartışma konusudur. Bunun açıklayacağım. Site yönetimine geçilmesi, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre site mülkiyetine geçilip geçilemeyeceğini dilimin döndüğü kadar anlatacağım. Sitedeki bu üst yapı çalışmaları sırasında kesilen ağaçların neden kesildiği, neden kesilmemesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunacağım. Geleceğe dönük yapacağımız işler. Öncelikle çevre temizliği konusunu söylüyorum. Şuradan size şu açıklamayı yapayım. 2009 yılında 414 çay bahçesinde yapılan genel kurulda yaptığım konuşmada orada o zamanki üyelerimiz olan halka verdiğim söz şuydu. Eğer bu seçimi bize verirseniz, biz seçimi alırsak bu Orjan'ın çehresini değiştireceğiz diye söz vermiştim. O sözden sonra 12 sene burada Orjan Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım arkadaşlarımla beraber.
içinden değişen, yönetimden değişen oldu ama bunun gururunu yaşıyorum, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Yine bu genel kurul için size söz veriyorum. Eğer teveccüh gösterir de bizim grubu göreve getirirseniz, en acil olan bu günkü durumu 30 gün içinde, 30 gün içinde yaşanabilir hale getireceğiz. Onu mütakip elimizdeki imkanlar ölçüsünde, yine burada sayacağım şimdi, imkanlar ölçüsünde zamanı geldikçe ısrarla üzerine gitmek suretiyle yerine getireceğiz. Yani Orcan'ı yaşanılır bir mekan haline getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Şimdi Orcan'ın ilk kuruluşunda, bunu da içinizde bilmeyenler çoktur, Orcan'ın esas tapusu 729 dönümdür. Bu 729, şurasını söyleyeyim. Orcan'ın burada kurulduğunda Burhaniye Belediyesi'nin hududu Havran Çayı'ndan geçerdi, belediye hududu. Dolayısıyla Orcan belediye hududunun dışında, yani mevzi imar planına göre kurulmuştur. Mevzi imar planı o zaman belediyelerle ilgisi yok. Doğrudan doğruya İmar İskan Bakanlığı'nın yaptığı planlama ile kurulmuştur. Bu 729 dönüm yerin şu anda elimizde 4 tane tapusu var. Ana tapu 500 küsür bin metrekare. 500 küsür bin metrekare ana tapu. Şu anda Rakıp Power dediğimiz kafenin bulunduğu mekan ayrı bir tapudur. 14 dönüm küsür metrekaredir. Disko tarafına doğru, disko tarafına doğru olan açık alanın 11 bin küsür metrekaredir. Bunun dışında, sitemizin dışında 2700 metrekare civarında, ileride dere boyunda, biz oraya işte başkası müdahale etmesin diye çam diktik yine, yeşillensin diye. Öyle bir yerimiz var. Dolayısıyla 529 dönüm yerin 201 dönümünü imar uygulaması sebebiyle devlete bırakmışız o zaman. Kanun öyleydi, imar kanunu öyleydi. Arazinin %35'i o zaman yeşil alan, yollar ve caddeler karşılığında terk edilirdi, devlete terk edilirdi. Biz onu o zaman hazineye devrettik ama daha sonra Burhaniye Belediyesi imar hududunu, belediye hududunu genişletince bu bizim terk ettiğimiz 201 dönüm, 201 bin küsür metrekare yer belediyeye geçti. Belediyeye geçmeden önce şu gördüğünüz üniversitenin olduğu yer ve Türk Telekom'un bulunduğu yerin tamamı Orcan'ın arazisidir, mülkiyetidir. Bunu çoğunuz bilmez, onun için açıklama lüzumunu hissettim. Şimdi ikinci madde olarak söylediğim kooperatifin fesli konusu. Aranızda mutlaka tartışıyorsunuzdur. Ne lüzumu var bu kooperatifi belediyeye devredelim, işte yolunu da yapsın, altyapısını da yapsın. Öyle değil. Bu kooperatifin fesli şu an için mümkün değil. Neden değil? Kooperatifin feshedilebilmesi için kanun aynen şöyle: menkul, gayrimenkul, aktif ve pasifinin sıfır olması lazım. Yani bir masa bile mülkiyetinde olamaz. Menkul, gayrimenkul, aktif ve pasifinin sıfır olması lazım. Bu ne demektir?
biraz önce söylediğim bu yeşil alanın tamamı bizim mülkümüz. Hepimizin mülkü. Ama bunun içinde her birinizin bildiğim kadarıyla 185 metrekare evlerinizin oturduğu alan var. Evlerinizin oturduğu alanın 135. Olabilir, yanlış söylemiş olabilirim şeyi. Ben 185 mi diyorum, neyse. Bunu çarptığınız zaman 300 küsür dönüm evlerin oturduğu alan oluyor. Sizlerin ve bizlerin mülkiyeti. Ama bunun dışında olan cadde, sokak, yeşil alanların tamamı ortak mülkiyetimiz. Şimdi bunun kooperatifi feshedelim, belediyeye devredelim dendiğinde bu ortak alanların belediyeye devredilmesi lazım. Ortak alanların tapu olarak belediyeye devredilebilmesi için tapu idaresine gideceksiniz. 5 sene falan önce yaptığım, belediyeden aldığım şeye göre devrinin metrekaresi 26 liraydı. Devrinin metrekaresi 26 liraydı. Bugün için bilmiyorum. 5 seneden bu tarafını bilmiyorum. 26 liraydı. Dolayısıyla 300 dönümü çarptığınız zaman doğacak olan ödemeyi takdir edin, çarparsanız zaten bulursunuz. Bu parayı vermek mümkün değil. Nereden çıkacak? Sizden, bizden çıkacak. Onun için kooperatifin şu anda feshi mümkün değil. Ancak bu bir devlet nihayet günün birinde der ki şu kanunu şöyle yaptım der. O zaman kooperatifi feshetmek mümkün olur. Ama bugünkü şartlarda mümkün değil. Dediğim gibi mümkün olur. Vergisini verirsen devlete, araziyi de devredersen belediyeye olur. Parasını verirsen. İkincisi kat mülkiyeti kanunu. Yani içimizde kendisi burada mıdır bilmiyorum. Bizim Güray Tekin albayım burada mı? Yok herhalde. Arkadaşımızın birisi Facebook üzerinde, değerli bir komşumuz, bize sataşma yapmış. Hatta yalancı Tevfik Baltacı demiş. Biz yazdığımız şeyle gerekli cevabı verdik. Olmuyor, tatlı olmuyor, hoş olmuyor ama sorduğu soruyu cevaplandırmak zorundayım. Diyor ki arkadaş, İnönü Caddesi için İMKO ile protokol yapıldı. Belediyenin bu protokolden haberi yok. Belediyenin bu protokolde imzası yok. Çünkü belediyenin kendisine verdiği yazıda size demiş bu protokolü nerede yapıldıysa gidin oradan alın demiş belediye yazıyı yazarken kendisine. Dolayısıyla belediyenin imzası yok diyor. Doğru, yok. Konu şöyle çıktı ortaya. İnönü Caddesi İMKO'nun yönetimi tarafından İnönü Caddesi'nin ve halkının denize ulaşımını engellediğimiz için, yolun önü kapalı olduğu için İMKO'nun yöneticileri Orcan'ı mahkemeye verdiler. Bizden önceki yönetim zamanında, bizim zamanımızda değil. Bizden önceki, 2009'dan önceki yönetim zamanında mahkemeye verdiler. Ve mahkemenin kararına göre İnönü Caddesi'nin umumun gidiş gelişine, seyri seferine açık olması kararı çıktı. Yani İnönü Caddesi'nin baş tarafının kapatılması mümkün değil. Cadde mi çünkü? İnönü Caddesi. Şimdi o günlerde şöyle bir durum oldu. Bizim bu kısımda bildiğim kadarıyla 3 tane falan bisiklet çalındı. Ve bu bisikletler bilahile yapılan araştırmalarda Edremit'teki Çingene grubundan gençlerin yapıldığı falan duyuldu, alındı, verildi. Neyse o öyle gitti. Daha mühimi Almanyalı, ismini bildiğim soyadını bilmiyorum ama Ayşe diye bir hanımefendi işte düğün hazırlığı yaparken çocuğuna
altın biriktirmiş, nakit para biriktirmiş. Birisi girmiş evine, Ayşe Hanım'ın bu şeylerini çalmış. O günkü hava ile biz çaresizlik içinde yönetime gelmişiz. Çaresizlik içinde nasıl tedbir alırız diye belediye başkanı Fikret Akova'ya yönetim olarak gittik. Ve çözüm olarak şöyle düşündük biz kendi aramızda. İnönü Caddesi'ni dedik, yukarıdan aşağı 5 metre, bizim sokaklarımız biliyorsunuz ara sokaklarımızın genişliği hepsi 5 metredir. 5 metre bizden tarafa kalacak şekilde, ha şurasını vurgulayayım, İnönü Caddesi'nde hazine arazisinin, İnönü Caddesi'nin sınırı bizim oradaki evlerimizin duvarından geçer. Duvarından, yani kapının dışına bir adım atamazsınız. Bastığınız zaman kapının dışında bir adım ötesi hazine arazisidir. Yani İnönü Caddesi'dir, belediyenindir. Biz bundan kurtulmak için bunların resmi olarak yapılması da mümkün olmuyor. Bazı şeyler idari olarak çözümlenmesi gerekiyor. Bunun bu tarafını yoklayarak belediye başkanı Fikret Akova ile görüştük. Biz dedik böyle böyle mağduriyet çekiyoruz. Sitemizde güvenliği sağlayamıyoruz. Hırsızlık olayı oluyor. Biz burayı yukarıdan aşağı masrafını her şeyini biz çekelim. Orjan Kooperatifi olarak yukarıdan aşağı tel örgüyle bölelim. Hatta o zaman kendisi de dedi ki caddeyi yine geniş olmasını sağlamak için dedi dere tarafındaki trotuarı dedi kırarız, caddeyi genişletiriz o tarafa dedi. Kendisi söyledi bunu. Buna karar aldık. Ama dedi ben orayı şu anda size böldüremem dedi. Nasıl olacak? Gidin dedi İMKO'yla, mahkeme kararı var çünkü İMKO'nun elinde. Gidin dedi İMKO'yla anlaşın. Aranızda bir protokol yapın. Sizin burayı bu şekilde bölmenize mani olmayacaklarına dair dedi. Aranızda bir protokol yapın. Bana getirin, ben size yardımcı olayım dedi. Tamam. İMKO'nun, Allah razı olsun, o zamanki yönetimiyle biz bu sıkıntımızı anlattık. İMKO'nun yönetimini ikna ettik. Yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 maddelik bir protokol yaptık. Yani İnönü Caddesi'nin boydan boya bölünmesinin, tel örgüyle bölünmesinin kendilerine bir zarar vermeyeceğini ifade ettiler. Bu protokolle belediye başkanına gittik. Tamam dedi. Tamam yapabiliriz. Biz işte sağlık ocağının yanındaki o duvarı yaptık. Üzerine yeşil tel çiti çektik. Artık aşağıya doğru devam edeceğiz. Bu arada bizim İnönü Caddesi üzerindeki bulunan dediğim biraz önceki şey yaptığım bu muhterem arkadaşlar bir tanesi bizim Adnan Yılmaz değil mi? Adnan Yılmaz. Bir de Nevzat Yalçın mıydı? Yılmaz. El Yılmaz. Bunların beraberinde 9 kişi belediyeye müracaat ediyorlar. İnönü Caddesi'ni bölemezsiniz. Hukuki olarak düşünürsen doğru. Bölünemez. Şimdi o günlerde enteresan bir şey oldu. Biz bunun çalışması içindeyken daha önceden burada başkanlık yapan bizim Basri Yılmaz vardır, tanırsınız. Eski başkanlardan Basri Yılmaz. Yönetime geldi. Ben dedi, oturduk çay içtik. Ben dedi belediye başkanı ile görüşmeye gidiyorum dedi. Belediye başkanına iletmemi istediğiniz bir husus var mı dedi. Bizim de o konuda çalışmamız var ya. Ha fırsat dedim açıkçası ya öyle düşündüm. Dedim ki Basri Bey eğer fırsatı düşerse belediye başkanına söyle de bizim bu işimizi kolaylaştırsın dedim. Tamam dedi, gitti. Belediye başkanına gidince sonra şey yapayım onu. Biz aradan bir hafta sonra belediye başkanına bu defa biz gittik heyet olarak. Belediye başkanı bana dedi ki ya abi dedi sen buraya dedi tavassut için kimi gönderdin dedi. Ben kimseyi göndermedim dedim. Ya gönderdin dedi. Kimi göndermişim? Basri Yılmaz'ı gönderdin dedi. O zaman aklıma geldi tabii. Basri Yılmaz'a demiştim çünkü öyle.
Basit Yılmaz meğer oraya gidince belediye başkanına ne diyor biliyor musunuz? Fikret, Fikret diyor. Sana İnönü'nün ismini ikiye böldürmem diyor. Eğer bunu ikiye bölerseniz sana bunun diyor, bunlar politikacı, yarını var bu işin. Sana diyor bunun hesabını Balıkesir'de sorarım Fikret diyor. Biz arkadaşlar Sait Bey'le, Fikri Bey'le falan gittik Fikret Akova'nın karşısına. Sıra bize geldi, konuşuyoruz. Bana dedi ki sağ olsun Fikret Akova. Ya abi dedi sen bana kimi gönderdin tavasüz için? Göndermedin kimseyi. Basri Bey'i gönderdin dedi. Basri Bey dedi bana dedi az önceki söylediğim cümleleri söyledi. Deyince kolum kanadım düştü. Bu defa ne dedim biliyor musun? Başkanım dedim size bir fıkra anlatayım dedim. Buyur. Nasrettin Hoca komşusu Hasan Ağa Nasrettin Hoca'ya demiş ki hocam demiş komşu Mehmet Ağa'nın kızını demiş bizim oğlana istemek için bizim için bir dünürlük yap demiş. Hoca da demiş ki beni aranıza sokmayın falan işte ısrar etmiş en sonunda mecbur kalmış. İlla demiş sen Hasan Ağa'ya git kızını bizim oğlana iste. Mecbur kalmış hoca gitmiş Hasan Ağa'nın oraya konuyu açmış. Hasan Ağa'ya demiş ki Hasan Ağa komşu Mehmet demiş Mehmet Ağa'nın kızını Allah'ın emri peygamberin kavliyle demiş. Hasan Ağa'nın oğluna istemek için geldim demiş. Ama bana sorarsanız vermeyin demiş. Bana sorarsanız vermeyin demiş. Şimdi bizim Basri Hoca'nın durumu da böyle. İnönü Caddesi'nin bugünkü hali de bu. Ondan sonra ne yaptık? İnönü Caddesi'ndeki bu geliş gidişleri engellemek için kamera sistemi koyduk. O günkü şartlarımızı zorlayarak bildiğim kadarıyla yanlış hatırımda kalmadıysa 6 tane kamera koyduk. İnönü Caddesi sonuna, başına, sonuna, Disko'nun Nuriye, işte şeylerin, köşelerin, İdeler'in Nuriye vesaire. Şimdi aktif mi onlar başım? Şu anda bilmiyorum ama bizim düzenimizde o kameralar Bekçi Kulübesi'nin içinde bir televizyon vardır. Monitör var. O televizyonda ekranda... Ekran bölünmüş olan. Evet, evet. Orada görünür ama şu anda aktif midir değil midir bir şey diyemem. Şu andakini bilmiyorum. Şimdi bunu yaptık. Kim bilir? Allah bilir. Allah bilir. Şimdi fakat bu böyle kalmadı. O günlerde Şok'un yanındaki pazar yerini açtı belediye başkanı. Çıktı orada bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra hemen de bizim İnönü Caddesi de onun karşısında olduğu için ve millet de girip çıkıyor, araba girip çıkıyor. Dedim ki başkanım durumumuzu görüyorsun dedim bak buradan. Bu güvenliği sağlayamıyoruz falan dedim. Buna dedim bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapalım dedi. Hiç olmasa dedim bir zincir çekelim. Veya dedim oraya işte beton çiçeklik koyalım dedim. Bunun üzerine dedi ki olur dedi. Şöyle 5 metre 6 metre ileride de bir zabıta müdürü vardı Yüksel Bey. Aynen böyle. Yüksel dedi. Gel bir dakika gel. Geldi Yüksel. Bak dedi başkan ne diyor dedi benim için. Buraya dedi insan ve bisikletin geçebileceği ancak araç geçemeyecek tedbir alın dedi. Talimat verdi zabıta müdürüne. Ben de dedim ki o zaman sizin çarşıdan belediyeden bunun için ekipman göndermenize gerek yok. Siz buna karar verirseniz ben elemanlarıma yaptırırım bunu dedim. Ve onların elemanının gelmesine gerek kalmadı. İşte o zinciri yaptık, oraya çiçeklik koyduk falan. Ama bugünkü durumu hepinizce malum. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi yok. Oranın benim inancıma, benim görüşüme göre kamera sisteminden başka güvenliğinin sağlanması mümkün değil. Yani kapatma şansımız yok. Bunu size İnönü Caddesi'ndeki bu dedikoduların giderilmesi için bilgi olarak verdim.
Şimdi arkadaşlar, ikinci aldığım nota göre size samimiyetle söylüyorum ki benim uykularımı kaçırıyor. Diskonun arkasındaki bu çöplük, Allah korusun, Allah korusun bir kıvılcım düşmesin. İşimiz, bizi Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Onun için eğer bu genel kurulda bize görev tevdi edilirse, ilk yapacağımız, gece gündüz çalışarak yapacağımız işlerden, yapacağım, arkadaşlarımın hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum, yapacağım diyorum, kelimesini kullanıyorum, şahsi oluyor ama, yapacağımız işlerden birisi bu. Önce kendi imkanlarımızla onları sıkıştırıp, sıralı hale getirip, kepçeyle, aralarında 10 metre, en az 10 metre olan yangın yolu gibi oluşturmak ve bu arada belediye ile veya dışarıdan yapabileceğimiz imkanlarla, bulabileceğimiz imkanlarla o çöplüğün behemhal en kısa zamanda acilen sitenin dışına çıkartılması lazım. Buna inanıyorum. Bahçemiz vardı, bahçemizi söylersin. Şimdi arkadaşlarım şunu diyor, bu şimdiki söylediğim olmaması halinde ek tedbir. Arkadaşlarımızın bana uyarmak istediği şu. Eğer belediye ile bunu organize edip de dışarıya götüremezsek, bizim 2700 metrekarelik site dışında, dedik ya biraz önce 2700 metrekarelik bir yerimiz var. Gerekirse oraya taşıyalım, tehlikeyi uzaklaştıralım diyorlar. Beni öyle onun için uyarıyorlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. Durum bu. Şimdi kim ne derse desin, iyisiyle kötüsüyle, artısıyla eksisiyle, bundan önceki yönetim görevde bulunduğu dönem içerisinde güzel hizmet yapmışlardır. Hatası vardır, yoktur. O ayrı mesele. Onu ayrı tartışırız. Ama güzel iş yapılmıştır. Ve gayri ihtiyari de olsa şu planlama, inanın ki bu planlamayı yapmak kolay değildi. Nedir? Bizim kanalizasyon şebekemiz ölmüştü arkadaşlar. Bu kanalizasyon şebekesi 1982-83 yıllarında bildiğiniz beton küplerle yapılmıştı. O zamanki İçinizde inşaat mühendisi olanlar varsa bunu bilir. O zamanki İller Bankası'nın kanalizasyonda kullanılacak olan küplerin bir standardı yoktu. O zaman o pis boru küpleri diyelim ona, onlar sıkıştırma suretiyle yapılan küplerdi. Ve bizim buradaki o küpler sıkıştırma suretiyle yapılan küpler. Hani çimentosunun dozu yeterli midir, değil midir, bunun ölçülmesi falan yok. O zaman satın alınıp yapılmış işler bunlar. Ve kanalizasyonun tıkandığında açıp tamir etmeye baktığımız zaman içerisinde küngün yarısını bile bulamıyorsun, konmuş olan küngün. Çünkü o pis su, asitli su eritmiş, toprağın içinde oyuk oluşmuş. Şimdi biz yönetim olarak o zaman bunun böyle gitmeyeceğini düşündük ve bunun behemhal projesinin yaptırılıp altyapı şebekesinin yenilenmesi gerektiğini karar verdik ve projeyi yaptırdık. Hatırlarsınız burada, içinizde benim gibi eskileri var, burada yağmur yağdığı zaman burası bataklık haline gelirdi. Sarı çizmelerle gezilirdi. Bizim en iyi bilenlerden birisi de bizim Kaya Keten'dir yani. Bunu en iyi bilenlerden birisi. Sarı çizmelerle gezilirdi burada. Çünkü yağmur suyunun gideceği yeri yok. Dolayısıyla bataklık haline geliyordu. Sokaklar geçilmez hale geliyordu. Biz o zamanki şartlarda bu problemi gidermek için Koreges boru aldık İzmir'de Ali Ağa'dan. Ve bununla yağmur suyu şebekesini yaptık. O günkü şartlarda siteyi
bu problemden kurtardık, rahatladık. Toplum olarak rahatladık. Onun peşine bir tesadüf geldi. Hiç beklemediğimiz bir şey. Edremit'teki Türk Telekom Müdürü, Allah razı olsun, bir gün geldi. Dedi ki, başkanım dedi, benim elimde 360 bin lira para var dedi. Bir yere yatırmak. Senenin de sonuna geliyor. Bunlar hani sene sonunda tahsisler yatırılmazsa geri gider ya. Eğer dedi bana dedi benimle bir protokol yapar da bana imkan verirseniz ben bu 360 lirayla dedi sizin telefon şebekenizi yapmak istiyorum dedi. Biz bayıldık ve inceledik şartları. Kalktık bir protokolle teslim ettik, yaptı. Fakat her müteahhitte olduğu gibi hani sözleşmesinde kazılan yerlerin eski hale getirilmesi için şöyle düzgün işçilik yapılacak, böyle düzgün işçilik yapılacak denmesine rağmen müteahhit yapmıyor. Kardeşim o günlerde sıkıntıyı çektik ama iş oldu. Altyapıyı yaptık. Dediğim, az önceki söylediğim gibi kanalizasyonun projesini de yaptık. O da hazır. O sırada doğalgaz konusu çıktı. 19. sokak civarında ismini Ömer Bey. Ömer Düzgün rahmetli oldu. Ömer Düzgün Baş diye bir İş Bankası emeklisi bir abimiz benim telefonumu almış. Başkanım dedi, orijine doğalgaz getirmeyi düşünüyor musunuz? Elbette ki düşünüyoruz. Ki o günlerde